Yaklaşık 10 yıldır HEFSEL'le ilgili defaten müdahaleler, kanunsuz müdahaleler oluyor. Zaten UNESCO'nun bulunduğu oradaki daha doğrusu ilan ettiği tampon bölgenin içerisinde bir çalışma söz konusu. Yani usulen bununla ilgili bir rapor hazırlanmalı, UNESCO'ya verilmeli ve bu çevresel etki değerlendirme raporu düzenlendikten sonra bunların tümü ve uygun görülürse yapılmalı. Bunların hiçbirisini değerlendirmeyen, hiçe sayan, ben yaparım olduğu mantığıyla giden bir zihniyetle karşı karşıyayız. O alanı işte kadim Hefsel bahçesini tahrip etme amaçlı bir yaklaşımdır. Böylesi zihniyetlerin sadece rant amaçlı yaklaşımlarından kaynaklı o alanı da tarumar edecekler. Bu bürokratların bir aidiyetleri yok, bir paylaşımları yok, bir duyguları yok. Dolayısıyla hani bu kente böylesi bir aidiyeti olmayan kişilerin rant amaçlı her türlü girerler. Bu suçu da işliyorlar. Biz de buna karşı itirazımızı her türlü noktada göstereceğiz. Savcılığa bir suç duyurusunda bulundu. Sorumlular hem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hem Sur Belediyesi olarak kimler sorumluysa sorumluların cezalandırılması üzerine suç duyurusunda bulunmuştu. Bizim de geçenlerde gittiğimiz ve şahit olduğumuz bir olay vardı. İmar yoluna yakın şekilde arsa sahipleri tarafından iş makinalarıyla tarımsal araziler düzeltilip araçların girebileceği pozisyona sokulmuştu. UNESCO burayı herhangi bir tarımsal arazi diye almadı. Orada bir sürü farklı canlı türlerinin yaşadığı bir alan var ve 7000-8000 yıldır aynı şekilde tarımsal işlevleri gördüğü bir alan var. Bundan dolayı dediğimiz gibi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi tarafından korunup ve takip edilmesi gereken bir alan. Biz teknik olarak takibimizi sürdüreceğiz. Hukuki şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Fakat şu anki yöneticiler gelecekte burada olmayacaklarını düşündüklerinden dolayı buraları tahrip edip gitmenin peşindeler.